Evet, kayıttayız. Gül şehrinden merhabalar. Gördüğünüz üzere çok heyecanlı hazırlıklar devam ediyor. Ne için, ne için? Gül Festivali için. Henüz bugün ilk günü. Şu anda hazırlıklar. Şehrimiz zaten gül kokulu ve gül renkli. Dolayısıyla şu anda daha da güllerle bezenmiş şekilde. Bundan sonraki günlerde ayın 15'ine kadar sürecek gül festivali ve sizlerle festivalden alıntılar yapacağım. Şöyle bir. Burası Isparta'nın en işlek caddesi normalde. Trafiği kapatmışlar. Mimar Sinan Caddesi'ndeyiz şu anda. Böyle festivalleri çok seviyorum. Bana çocukluğumu hatırlatıyor. Isparta'ya ilk geldiğim sene 2009'da yine festivalle karşılamıştı Isparta beni ve bayılmıştım. Çünkü artık büyük şehirlerde bu tür festivaller varsa bile bu havada değil. Küçük illerde ya da küçük yerlerde festivallerin tadı çok başka oluyor. Yani bunu aslında yaşamanız gerekiyor açıkçası. Ben ne anlatsam boş. Evet, şu anda caddeden aşağı yürüyoruz. Bu hazırlıklar devam edecek bugün. Ve aslında Gül Festivali için Ardıçlı Köyü'ne gideceğiz. Gül tarlalarının arasında gezeceğiz birlikte. Sizlerle canlı canlı paylaşmayı çok istiyorum. İnşallah paylaşacağım. Evet, Gül Festivali için sergiler açılmış. Tabii festival nedeniyle Gök Kubbe'de bir takım söyleşiler de var. Ben ne anlatsam boş. Evet, şu anda caddeden aşağı yürüyoruz. Bu hazırlıklar devam edecek bugün. Ve aslında Gül Festivali için Ardıçlı Köyü'ne gideceğiz. Gül tarlalarının arasında gezeceğiz birlikte. Sizlerle canlı canlı paylaşmayı çok istiyorum. İnşallah paylaşacağım. Evet, Gül Festivali için sergiler açılmış. Tabii festival nedeniyle Gök Kubbe'de bir takım söyleşiler de var. Ben ne anlatsam boş. Evet, şu anda caddeden aşağı yürüyoruz. Bu hazırlıklar devam edecek bugün. Ve aslında Gül Festivali için Ardıçlı Köyü'ne gideceğiz. Gül tarlalarının arasında gezeceğiz birlikte. Sizlerle canlı canlı paylaşmayı çok istiyorum. İnşallah paylaşacağım. Evet, Gül Festivali için sergiler açıldı.